Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın diyeceğim mi? Günaydın. Evet. İsmail de canlı dersleri bitti. Şimdi Gülcan Tesisine doğru gidiyoruz. Ama Gülcan Tesisinden önce Şebnem'e uğrayacağız. Bir dakika. Kızın Almanca dersleriyle ilgili bir görüşeceğiz. Okullar açılıyor. Evet. Ama genç onun dersi olabilir. O yüzden oynayamayabilirsin. Ege abisini çok seviyor ve onunla çok güzel anlaşıyorlar. Hatta internetten oyun oynarken bile görüşüyorlar, konuşuyorlar artık onunla. Hangi program üzerinden yapıyorlarsa yapıyorlar. Dediğim gibi ilk önce Şebnem'e uğrayacağız. Kızların Almanca dersinde görüşeceğiz. Oradan da Gülcan teyzesine. İngilizce. Başka bugün ne var? Başka bugün jimnastiğe başlıyor. İsmail bugün jimnastiğe başlıyor. Çok merak ediyorum orayı. Neyini? Acaba hangi sınıfta olacağız? Sınıf nasıl olacak? Siz sadece 3-4 kişi olacaksınız. Öyle sınıf yok. Çok fazla öğrenci yok. Büyük ablalar olacak iş herhalde. Ben de tanımıyorum. Ben bir kere Elif'in kızı Zeynep'i götürmüştüm. İki defa oradan gördüydüm. Evimize çok yakın. Gülcanlara da çok yakın. Allah'tan yürüme mesafesinde bir sıkıntı yok. Anne. Hı. Ben zaten bütün sınıfta arkadaş olurum ki. Hepsi de çok yanlışım. Biliyorsun benim sosyalliğim. İsmail çok sosyal bir çocuktur. Girdiği her ortama ayak uydurur. Hiç arkadaşlıkta problem yaşamaz İsmail. Direkt arkadaş olur. Dur bakalım motor geçsin. Ondan sonra Feyzan'ın Almancası var. Jimnastiği var. Ablan 2-5'te, seninki 8'de. Kaç saat sürüyor? 3 saat sürüyormuş. Jimnastik olan İsmail için çok iyi oldu. Feyza için de hiç olmazsa dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla sosyalleşecekler. Görüşebilecekler yani. Öyle çok kalabalık bir ortam değil. Ben saat 5'e kadar yapacağım. Ay bir saniye, kaldırımdan çıkıyoruz. İsmail 5'e kadar, 2'den 5'e kadar, Feyza da 5'ten 8'e kadar. 3'er saat, haftan 3'er günü. 3'er günü. Pazartesi hangi gün olacak? Pazartesi, çarşamba, cuma mı olacak? Vallahi bilmiyorum artık. Bugün başladılar ama günlerini bugün hocaları ayarlayacakmış artık. Hayırlı olsun İsmail için. Başlarda istemedi. Ben kızmayayım dedi. Gibi yadırgadı. Ama şimdi bu lemzikle beraber de geleceği için. Değil mi anne? Arkadaşlarıyla buluşacağı için çok sevinçli İsmail. Yeni arkadaşlarla edineceğim dedi. Onun için jimnastik büyük bir nimet şu korona zamanında. Evden dışarıya çıkamadıkları için. O yüzden çok iyi oldu ona. Orada kanka bile yaparım. Orada kanka bile yaparım dedi. Şimdi çocuklarla beraber jimnastik dersine gidiyoruz. Zeynep, nereye gidiyoruz? Jimnastik okuluna Zeynep de geliyor. Zeynep çok esnek bir kız. Maşallahı var. Buğuluşum da var. Buğuluş nasılsın? Buğulen bana bir gün bir sürpriz yapmış. Bir tane video çekmiş ve WhatsApp'tan bana atmış. Ne dedin kız videoda? Hani sen her zaman herkesi günaydın. Evet, çok güzel yapmış. Şimdi onu da zaten bu videoda seyretmiş olacaksınız. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Gururum okşandı. Sağ olsun hayatım. Bak hiç tepki de vermiyor. Sağ olsun hayatım diyorum. Teşekkür ederim insan, değil mi? Ne diyebilirim? Ne demeyin? Teşekkür ederim dersin. Ne demek dersin? Teşekkür ederim ne demek ya? Ben teşekkür ettim geri gitken. Buğulem'den teşekkür etmesini bekliyorum. Gülcan tost yapmış. Çocukların eline tost verdi. Oğlanla beraber buluşarak yedik de. Bu iş benim için benim hatırıma zorlayın. Hızlıca çocukları hemen okula bırakacağım. Gülcan'a geri dönüş yapmam lazım. Leyla'cığım beni bekle. Kahve içeceğiz. Leyla'cığım. Ne yapayım, ben de mi sizle çalışayım? Aa, ben sizinki de istekliyim tatlım. Zayıflamak istiyordum. Zayıflarsın. Bak bak, görüyor musun? En göz şeyden, canımız yerden vuruyor kendisi. Bu bulem var ya, bu bulem çok fena.
Hem de ne fena ne. Bak. Saçları da salmış bugün. Çok güzelsin bugün. Her zaman öyle. İşte mütevazı değil. Zeynep'im her zaman güzel zaten benim. Değil mi bebeğim? Hadi ama elindekini okula kadar bitireceğiz değil mi? Hadi bakalım sır. Elimi de salma. Tut elimi bebeğim. Erkekler her zamanki gibi arkada. Dedikodu. Bak. Selim. Merhaba. Biz de sohbet ediyoruz. Sohbet mi yoksa dedikodu mu? Dedikodu. Evet. Bak dedikodu. Oyun dedikodu sen de. Oyun dedikodu. Bitirdiniz mi tostları? Hadi tostları yiyin de bitsin. Herkese günaydın, herkese merhabalar arkadaşlar. Evet Borlemciğim, bugün ne yapacağız? Günaydın, merhabalar. Bugün Belgin teyzemle birlikte cimnastiğe gideceğim. Zeynep, İsmail, ben, Feyzoş ablam cimnastiğe başlıyoruz bugün. Belgin teyzem de bizi orada bekleyip biraz bizi çekecek. Bakalım nasıl bir gün olacak hepimiz için de. Hepimiz çok heyecanlıyız. Gel gel buraya gel. Gel yanıma gel. Ya salınık ama o bir şey yapmaz. Gel. Zeynep sen dur, yiyeceksin seni. Aa ne kadar ayıp. Zeynep gel elimi tut. Zeynep buraya gel. Gelin buraya. Evet gel hadi. Kız korkma, sizi havlamıyor. Şşşt. Hadi köpek. Bitti. Bu ne korkuyla çocuğun suratına vurdun ya ağzına. Ama öyle yapmayın bak, bu Lem'in korktuğunu biliyorsunuz. Lütfen. Evet. Bu Lem kedi ve köpeklerden inanılmaz derecede çok korkuyor. Aşırı derecede çok. Buradan gelin erkekler. Bas dizlerini ama İsmail. İsmail bak bana. Bu ayakları böyle istemiyorum. Bunu dümdüz alacaksın arkadaşlar. Evet. Aferin pardon. Oğlum. Aferin. Evet. Hocam şuraya oturabilir miyim? Hayır. Olur. Olur. Hocam. Hocam ben yatıyorum. Şöyle gözünü bozmayasın ha. Yağlı yok ya, sen şişeme tut. Yağlıya da sürme. Düzgün. Cana söyleyeceğim ya sen. İşim bitiyor. Haber versin. Tamam ben de daha, dur burada istedim. Bir alkış daha. Zeynep dizlerini kırmazsa hız kazanacaksın. Sıçrayınca dizlerini kırma. Bir daha. Her hareketten sonra zıpla. Tenis yapasıyla yapsın. Önce kolları kuvvetlensin, zaten ileri kadar daha güzel yapacak. Evet. Öğretmenim. Bir dahakine mesela şöyle oluyor değil mi? Evet. Şeyle Selim aynı anda yapıyor. Diyelim bu ile ben aynı anda yapıyoruz. Öyle olacak mı? Evet, jimnastikten gelen acık. Şöyle koyayım da çabuk olsun, yeni yapmıştım ben de. Şuraya. Evet, yoğurtla beraber yiyeceksin herhalde değil mi?
Evet, en sevdiğim. Yoğurt koyunca soğuk zaten ya. Ya biraz soğusun da yoğurdu öyle koyayım, yoğurdu ekşitmesin. Hı, doğru. Mergin teyze gözün yanmıyor mu? Yo, senin oradan gözler çok kırmızı oldu mu? Ben gözlerim hiç yanmıyor. Şimdi senin bir takipçiler diyecek ki, Mergin'i ne zaman Gülcan'ın evinde görsek soğan doğruyor diyecekler. Evet, çünkü Gülcan'ın bakarsı yaptığı için ben doğruyorum. Ama bak bu sefer doğrama diye ısrar ettim. Boş boş oturacağım, bu doğruyu vereyim. Yine de sen şey yaptın. Aynen. Sonra da konuşuyorsun artık. Biraz önce Leyla'ya söylediğin gibi yine çalışıyorum diye. Yine çalışıyoruz. Leyla'ya demedim yalnız. Kilem gelince söylemiştim ben bunu. Ne yapıyorsunuz dedim. Yine çalışıyoruz, yine çalışıyoruz. Hiç durmadan çalışıyoruz. Artık kurtulamazsın şekerim. Hiç durmadan çalışıyoruz. Onu demeyecektin Belgin, artık kurtulamazsın elimden. Ben Leyla'dan bir laf bekliyordum ama hiçbir şey demedi. Sen ya. Leyla'ya şey yapmaya çalıştın ama evet. Burada trip yapan ben oldum. Gülcan'dan bir şey beklemezken Leyla'dan. Gülcan'dan gol geldi ama Leyla hiçbir şey demedi. Bak küçük küçük yapıyorum. İsmail gelir misin? Sen de gel. Yemek. Erva. Bakmıyor kız bu sefer de bu. Erva'yı seslenir misin buna? Erva abla. Erva'nın tabağını gördün mü? Bizimiz etmediniz. Allah'ın gibi çiftliğe gireceğim. Ben onu yemeyeceğim. Bir de şekilli yapmışlar. Görüyor değil mi? Erva'yı görüyor musun? Görüyorum. Zamanında olması lazım. Biraz önce dedi ya, şey dedim, vermeyeceğim dedim. Pişmesini bekleyeceksin dedim. Sabırlı olmayı öğreneceksin dedim. Burhan diyor ki ben yiyeyim şimdi bunu diyor. Yiyebilirsin. Ye. Ama işte simyon de. Simyon değil o kekik. Kekik bebeğim. Aa, ama çok güzel daha kekik. Nasıl yiyemezsin ben? Bitti mi içeriler? Çamaşırlar onlar bunlar. Çamaşırları Erna katlayacak o diyecek. Gülcan kafandakini çıkaracak mı? Kalem. Kalemi. Ben herhalde benim değil ya, senin benimdir bakayım. Aa, benim kalemim. Yalan. Aa, bu şöyle. Ama bırak. Yerde buldum. Kafama sokuverdim yer toplarken. İşte evde ama bir sürü var. Ama ders yapıyorduk. Hazırlanırken düştü işte. Doğrudur. Ama o kalem ok. Kalem yok. Şimdi şey, bu ufaklıklar geldi şeyden. Şimdi Beyza ile Beyza kaldı değil mi? Evet, ne zaman gelecek onlar? 8. Saat hiç bilmiyorum. Ama bir galiba. Ben alır gelirim ya. Yo, beraber alıp geliriz. Hayır bebeğim, ben de gelip şöyle yapıyor, fark ettin mi? Ay, seni dürtüyor ki evet diyesin. Hayır, evet diyesin diye. Niye dürtüyor biliyor musun? Feyzoş'la ne kadar samimileşti. Bak şey yapacak. Giderken Feyzoş'a ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Haberim yok onda. Ben anlatayım, sen yoktun. Anlatayım mı? Buylem anlatsın, ne dedin? Bir söyle. Kıskan sarılıştılar, yaklaştılar, kapının önünde konuştular. Feyzoş şey dedi, bu iş dedi. İşte onun ne dediğini tam anlamadım da herhalde işte bizim gitmemiz gerekiyor falan. Onlar söyledi. Bu da dedi ki, Feyzoş'um tamam dedi, gidebilirsin, git dedi. Esnek olmak istiyorum falan dedi Feyzoş. Tamam dedi, bir isteğim var senden dedi. O da dedi, ne istiyorsun dedi. O da dedi ki, Beyza'yla tamam aynı yerde görüşmek istemiyorum fazla. Hiç samimi olmadı senden daha sonra. O dedi ki, buyurun dedi. Aynı yere gideceğiz, aynı salona dedi. Nasıl görüşmeyebilirim dedi. Bu da dedi ki, tamam o zaman görüşemedik. 3 metreden fazla birbirimize yaklaşma dedi. O yavrum, lütfen dedi. O da dedi ki, bu işim dedi. Şimdi dedi, Beyza ablam beni çalıştıracağı için dedi, yaklaşmama şansım yok dedi. O gösterecek, ben yapacağım onun gösterdiği şeyleri dedi. Onun için yaklaşmama şansım yok. Bu isteğimi yerine getiremeyeceğim dedi. Tamam ama dedi, sohbet olarak bari dedi, iyice samimileşmeden gelin dedi. Şimdi sen de gidecek ki gözüyle görecek. Samimiler mi değiller mi? Ben çok fena. Feyza şu paylaşamıyor çocuk ya. Feyza hiç paylaşmıyor. Ben ufaktan dinliyorum onları. Onlar koridorda konuşuyor ya. Ben buradan diyor, sonra gidip gittim bir baktım ki sarılışıyorlar. Feyza'ya olan bu düşkünlük neye? Nereden geliyor? Nasıl yani? Niye ne diyeceğim de anlaşamayamadım da. Ne kadar çok seviyorsun ya. Ha evet. Ben ne söylerim? Neden?
Feyza'ya olan düşkünlüğü, Feyza bunu ilk tanıdığından beri, Feyza hani bunu hep böyle bir ilgiyle alakalı yaklaştı ya. Öyle değil. Feyza bunu ilk tanıdığın zaman, Kur'an kursunda tanıştıklar bunlar. Tamam. Orada tanıdığı zaman bunu sinirlendirmiş, gıcık etmiş. Durmadan böyle bilerek bu hani sinirlenir, farklı farklı tepkiler veriyor ya. Onu görmek için yani şey yapmış, kışkırtmış durmuş. Onun haberim yok. Bu da bir gün dedi ki, ya okursa o Feyzoş gider dedi, ya ben giderim dedi. Yoksa dedi, ben git şey yapmayacağım dedi. Kötü laf söylemek istemiyorum, benden büyük olduğu için dedi. Ciddi ciddi çok kızıyorum dedi. Saygısızlık da yapmak istemiyorum dedi. Konuşayım onunla dedi. O mu gidecek, ben gideceğim. Kararınızı verin dedi. Kırmak istemiyorum, büyük oldum dedi. Sonra ben Feyzoş'u kursa gitmiştim bir. Seslendim orada Feyzoş'a. Feyzoş bak dedim, neden dedim. Sen iyi şeyler yapmaya çalışıyorsun ama dedim. Kızdırayım edeyim, eğlenelim diye. O dedim kızıyormuş, kırılıyormuş dedim yaptığın şeylere. Büyüğü olduğunu düşündü. Saygısızlık yapmak istemiyormuş dedim. Buylam öyle dedim. Şeylere dayanamaz dedim. Ama canım cicim böyle yumuşacık, naif bir davranılması gerekiyordu. Aa dedi, ben eğleniyoruz diye söylemiştim. Bilsem öyle yapar mıydı falan dedi. Ben onun gönlünü alırım dedi. Ertesi gün Feyzoş'um demeye başladı. Benim olaydan hiç haberim yok ama. Yüzü yoktur. Hiç yok. Gülcan bugün bize fırında köfte, patates köfte yaptı. Baharatsız. Şöyle. Bugün yemekler kimden onu anlamadım. Zehra teyzeden mi senden mi? Zehra teyzeden. Zehra teyze bugün yemeği o yaptı. Ama aynen. Ama ben evde pişireyim, biberlerin soğumasın dedim. Evet. Baksana Zehra teyzenin yemeği burada bak. Göstereyim o, sana. Arpaçık soğanlı nohut. Habib Bey çok seviyor diye. Bugün dedi yemekler benden kendimi yorma dedi. Evet. Gerek yok dedim. Şöyle bak, kuşbaşılı, arpacık soğanlı. Çok güzel çok bir nohutumuz var. Devamını da göstereyim. Onu da Elgin'ciğim. Hadi bir göster. Işığı burada açar mısın? Mercimek çorbamız var burada. Üstüne tereyağlı, üstüne koymuş yağını. Işığı açar mısın? Evet. Bak mis gibi. Harika. Burada pilavımız var. Çocuklara koymaya başladım bile. Hı hı. Üzerinden biraz da ben tırtıkladım onu. Ne yalan aynen söyleyeyim. Vallahi sizin buradaki komşunuz çok güzel. Acayip güzel. Öyle çok seviyorum. Aynen. Bunların burası 2+1, 3+1 olsaydı yani geliyordun ben de. Bak sana şunu göstereyim diye dönüyorum. Ayva yaptı pazardan. Çok şeymiş, sertmiş. Yani eşim dedi ki bunun zor şey oldu dedi. Ayva reçeli yaptım. Biraz soğumaya bıraktım. Hanım da hiç boş durmadı. Yemek yapmadı ama ayva reçeli yaptı. Ama o ayvalar çöpe mi gitsin, yazık değil mi? Tabii canım. Olur, öyle biraz şey seviyor eşim. Hı-hı. Güzel pişirilmiş, seviyor. Tıkır tıkır. Şunu da sana ayırdım canım buraya. Oo, benim mi bu? Evet. Ay bak, görüyor musun? Bak beni de hiç es geçmez. Evet, Allah'tan buğdan var benim. Her şey. Benim başımın. Hayır. Tatlı belası. De, diyorum ya şey sen. Şey o zaman Belgin teyzemleri çağırmayacağım. Şimdi Zehra teyze bu yemekleri verdi ya. Gelmiş kulağıma diyor ki anne diyor. Herhalde diyor bu kadar yemekleri de gördüler diyor. Belgin teyzemleri de kal dersin değil mi diyor. Önce dersin diyor, öyle düşüncesiz biri değilsin sen diyor. Psikolojik baskı da yapıyor. Volen doğması diyeceğim ki kimse bizi düşünmüyorsa annem bana kızıyor. Seni seviyorum. Aa, Volen. Var, dur önemli bir dedikodum var. Bu iş o sabrını birini alabilir miyim? Bak, iş dedikoduya geldi. İş, şöyle bir şey bakayım. Bak çekiyor şöyle benim. Ha? Tamam, iş dedikoduya geldiyse hemen anlatayım dedikoduyu. Şimdi bizim seninle bir iddiamız vardı değil mi? Aa, evet. Bak şöyle, bak Gülcan'ın göbeği iyice indi. Hakikaten önce inazına göben bayağı fark var. Şöyle oturayım. Evet şimdi. Profiterol yapıyoruz. 89.900 olduğun zaman sana istediğin kadar sınırsız profiterol dedin değil mi? Dedim. Benim yiyeceğim içinden 2-3 tane. Tamam. Onu da biliyorsun. Ama şey yapacağım. Bütün apartmana şey yapacağım, benden profiterol. Kazandım bile evin hakkıyla kadar. Ben yaparım kızım, hiç sıkıntı yok. Niye? Beni yoracaksın bak. Gören hemen hak ettim, yapamazsın dedi, yaptım. Hak ettim yani. Sen zayıflıyorsun. Tamam, ben zayıflıyorum ama iddiaya giren de Belgin teyzen. Yaparım teyzem, sıkıntı yok. Ya sana ne anneciğim ya? Beni yoracağın için çocuk Allah beni düşünüyor Allah. Şu anda. Şimdi şekerim, ben an itibariyle 89 kilo 800 gram planım. Tamam mı? Ben bu profiterolü de pazar günü yiyeceğim için benim onu cuma günden yapmam lazım. 87 falan olurum diye düşünüyorum. Kesinlikle affetmiyorum. O profiterolü istiyorum. Planı ya perşembede cumadan yapıp getirmem lazım. Şimdi 11 günde bir benim izin günüm ya. Pazar gününe denk geliyor. Ona göre başladım zaten diye de. Tamam. Pazar günü istediğim kadar sınırsız her şeyi yiyip içme şeyim var. Yani
ne istersem, ne kadar istersem öyle bir şeyim var. Tam öyle çok kötü bir şey isteyip bir şey yapmıyorum. Yiyemezsin zaten de. Yiyemem zaten, çabuk tutamıyorum. Şey, işte senden profiterol istiyorum. Bir de Elif'le de şey, bir okey oynadık. Kahvaltı. Zehra teyze falan da vardı kahvaltısına. Elif'le Zehra teyzeyi yendik. Ondan sonra ben dedim ben yenilirsem portakal suyu falan da sıkacağım dedim. Ha tamam istiyorum falan yapıyordu Elif. Sonra baktı ki geldi yeniliyor. Boş verin portakal suyuna ne gerek var demeye başladı. Ben de dedim ki evin çatısına hazırlanacak pazar günü o kahvaltı dedim. Portakal suyu bardağa konacak. İçine dedim hatta buzda koyacaksın bir tane. Hatta dedim bu otellerde falan şemsiyeyle veriyorlar. O şemsiyelerden de istiyorum dedim. Annem bayağı şey yapmış. Ben hiç ağzıma börek koymuyorum ama o Elif'e bunu bir çektireceğim. Börek yapacaksın dedim. Kremalı falan börek dedim. Zehra teyze ben de bir şey yapayım dedi. Sen yapma dedim. Elif yapacak o kremalı böreği. Sonra bir de işte düşünüyorum. Pazar gününe kadar diyor. Daha neler bulacak diyor. Kahvaltı masasının üstünde dedim. Bir de büyük şemsiye istiyorum dedim. Elif şimdi ben hastayım. Karnım ağrıyor, başım ağrıyor demeye başladı pazar günü. Onlardan daha kurtulmak için var. Kesinlikle kurtulacak. Pazar günü iyileşir, iyileşir. Saat 10.30'da dedim. Kahvaltım hazır olacak masada dedim. 10.30'da dedim. Gelip zile başlayacaksın. Gülcan Hanım kahvaltınız hazır diyeceksin dedim. Böyle dedim koluma girip dedim ikimiz eşliğinde çatıya çıkacağız dedim. Keyif çayı, yapacağız. Çayı da dedim semavere demleyeceksin dedim. Oh. Elif şimdiden diyor ki karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Öksürüyorum, pıskırıyorum diyor. Şey yapıyor kurtulmak için ama sence kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Yani. Buraya kurtulur mu? Hı? Kurtulabilir mi Elif teyze? Kurtulamaz. Annem olduğuna göre kurtulamaz. Bak suyuna da bak limonu su içiyor hanım. Tabii ki bak. Yoğun serbest. Neyse arkadaşlar, Belgin Hanım'ı yoruyorum işte işkence çektiriyorum diye düşünebilirsiniz ama Belgin Hanım'la aramızda böyle bir şeyler gelişiyor. Onun da bana çektirdiği zamanlar oluyor. O beni böyle tamam belki benim iyiliğim için ama fazla hırs yaptı. Benden fazla hırs yaptı. Ben senden daha çok hırslıyım. Onun için karşılığında yapması gerekiyor. Yaparım canım, yapacağım. Profesör kaç dakika sürecek? Şimdi bütün komşulara diyeceğim ki hepinize benden profiterol. Benden mutlu profiterol. Olmazsa şu plastik diyeceğim kaplarını alın da. Diyeceğim şey özel aşçı çağırdım ona yaptırdım. Allah sizler için diyeceğim. Millet de çok bir şey yapıyor zannedecek. Şey, şimdi hep yaşlı teyzeler ya çok hoşlarına giderse o şeye aşçıya söyledi bize bir daha yapsın bir daha yapsın diyecekler sen yandın. Kim var? Meryem teyze var, Zehra abla var bildiğim. Aşağıya doğru in. Aşağıdaki teyze Allah'ın teyzesi de. Onun dışında bir sürü teyzeler var. Ben bilmediğim için o yüzden. Bir sürü var ya. Ben onlarla da tanışsam iyi olur. Seni tanıyorlar merak etme. Tanıyorlar mı? Ben tanımıyorum onları. Onlar seni tanıyor. Erkekler. Efendim. Selim. Ha. Bebeğim. Selim'e sen video sonlandır da Selim hemen hazır ola geliyor. Evet. Bir tanem benim. Ay ha. Güzel yaş anneciğim. Ne olacak çocuğum? Öyle demek. Ay. Sen de mi geldin? Annen nerede? Eksik kalma zaten. Bak bunlar birbirlerini hem çok severler hem de birbirlerine çok laf sokarlar. Yok canım ne alakası? Yok canım ne alakası? Az önce ben Selim, laf sokmak, az önce İsmail Selim'in birazcık kalbini kırmış ama ondan sonra İsmail'e özür diler misin dedim diledi. Ama Selim dedi ki evet. Bir şey olmaz ki dedi. Evet evet. Bir konu. Evet anneciğim diledi zaten. Söyle hayatım. Hayatım. Evet şöyle, bana bir şey söyleyecek. Evet evet sen. İlk önce bir Gülcan bir şey diyecekmiş hepimize. Çok önemli. Çok önemli bir şey. Gülcan daha geçtim, geç. Küstüm. Şuraya geç gel. Küstüm, küstüm. Geç şuraya gel. Şuraya gel Allah aşkına. Annem, şimdi arkadaşlar. Evet. Size önemli bir şey sormak istiyorum. Bu Belgin benim yaptığım diyetten yapmak istiyormuş. Protein diyetinden. Oo, bunu kadın zaten şöyle bir avuç bir kadın yani. Bir avuç sizce dedim, yapmalı mı yapmamalı mı? Biz kavga ediyoruz ciddi anlamda. Ciddi ciddi çok ağır laflar da söylüyorum. Yapma artık yapacağım bir yerin yok diye. Ama ısrarla başlayacağım. O diyet listesini ver diyor. Ben vermiyorum. Ve benim haberim yok. Telefonumdan kendine göndermiş WhatsApp'tan listeyi. Gönderdim. Siz telefonum masada duruyordu. Aldım. Kızar mısınız? Kendimi aldım. Telefonum şey yapması değil. O önemli değil. Birbirimizin telefonundan bakıveriyoruz. O sorun yok da. Telefonlarımızı sizce Belgin o diyeti yapmalı mı yapmamalı mı? Yapmalı. Bir 5 kilo daha verilmesi lazım ki. Bak bu ne mi bak beni dürtüyor aşağıda. Gerçekten böyle şey bazen gelip geçerken kapıdan çarpıyorum. Kazayla yanlışlıkla çarpışıyoruz. Ve kemikleri bana batıyor.
O derece yani. Yok kız, kemiklerin batacak kadar. Aşırı derecede zayıfladı. Selim, ben birazcık daha zayıflasam olur mu? Sakın. Sakın. Evet. Sakın. Çünkü Selim'in annesi de zayıf. Selim o kadar zayıf insan. Ama Çilem hakikaten zayıf. Şimdi ama sen de zayıfın. Aşırı zayıfsın. Senin hiçbir yerin yok yani. Bu neyin diyeti arkadaşım? Kız benim boyum yok. 1.50 boyum var. Arkadaşlar şimdi yorumlara bakacağım. Gerçekten yorumlara bakacağız. Tamam, bakacağız. Atıyorum 20 yorum yapıldıysa da 10 tanesi bile evet diyet yapsın, daha zayıflamaya ihtiyacı var derse tamam yap. Ama hayır, bir 5 kilo daha versen bana yeter diyorum. Başka bir şey değil. Hayır hayır hayır. Ama ben yapmasın diyenler daha çoğunlukla olsa da yapmayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz mü? Tamam. Herkese bir söz. Bir şey söyle. Tamam. Ama yaparsan seni rencide ederim. Herkese söylerim, ifşa ederim diyet yapıyor bu verdiği söze rağmen diye. Söz mü? Tamam, yapmayacağım. Ay şuraya bakarak da söyle de duysunlar. Söz mü Belgin? Tamam, Gülcan diyetinden yapmayacağım. Hiçbir diyet yapmayacaksın şimdi bu kilodayken. Söz mü? Tamam, ama kilo verirsem ne yapacağım? Kiloyu diyet yapmadan veremezsin Belgin. Hayır, diyetiklerime dikkat edersen bir kilo bir ama akşam, o da bir diyet. Akşam 6'dan sonra yemeği kesersem, yürüyüşlerime devam edersem yürüyorum. Zaten yürüyüşüne devam et. Sporunu her zaman yap da. İşte yani, ama yemeni de kısma yani. Sonuçta çocuk değil diyorsun. Kız, normalde yememi kısmıyorum. Bak oturdum kız, az önce ne yedim yine? Senin zaten yediğin tek şey pilav makarna. İki de bak pilav, pilav yedim yine. Pilav makarna yani. Başka bir şey yemiyorsun. Ben beyin de pilav makarna gibi oldu zaten. Allah'ım ya. Neyse işte benim Belgin'den şikayetim buydu. Evet. Sizi ben baş başa bırakayım. İşim var mutfakta. Tamam. Kolay gelsin. Video mu sonlandıracaktık zaten? Gidiyorduk. Aa. Zaten. Evet, tabii. Hadi Selim, ne diyoruz? Dur. De. Bu videomuzun da bir güzel, hayır, günümüzün, bir güzel günümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Böyle videoların devamını gelmek... Neyse sen söyle. Çok aslında bir toparlayabilseydi güzel bir şey söyleyecektim. Ben söyleyeceğim. Bu videoların devamını, bu videoların devamını istiyorsanız beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Süper. Var ya Selim. Senin için hemen paylaştığı gün beğenip like atacağım. Aynen. Ayrıca benim bugünkü öğünüm. Akşam yemeğim şöyle. Şu bana yetiyor zaten. Sadece bunlar yeterli. Yeter, bak kadın ne kadar da istikrarlı kilo verecek. Allah razı olsun. Sen o kiloyu verirsen zaten o diyette çubuk kraker niyetine yarır seni. Bayağı mı diyorsun sen? Evet. Çubuk kraker niyetine yarır seni dedi. Bravo Selim. Selim'den yine bomba bir laf. Hadi Bulem sonlandı. İyice beni köstüler. Bulem de... Umarım beğenir. Belki Bulem'de o şey ışık yok ama Selim'de var bak, 10 numara laf. Bulem beni o kadar çok seviyor ki. Bulem bana laf söylemeyi bırak, laf bile söyletmez. Bulemciğim özür dilerim, sözümü öldürdüm. Seni seviyorum Bulem'cim. Ama ben söyledim işte, nasıl söyletmez. Bu videoyu kapattıktan sonra Bulem de sen bir hesaplaşırsın artık. Hadi Bulemciğim çıkışa gel, çıkışa. Çıkışa gel, çıkışa. Belki sen de gel o çıkışa. Çıkışa geleceğiz ama sen de çıkışa gelmeyelim. Ay Selim abicim. En sevdiğim kuzenim. En sevdiğim kuzenim. Hadi sen sondandır, hadi gidelim. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.